Fotoğraf. Kamil. Daha sonra alacakmış efendim. Peki. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Evet, çok güzel bir geziye geldik. Önce gezi hakkında neler söyleyeceksiniz onları? Valla bilmiyorum, bize de sürpriz. sağ olsunlar, bu gece güzel bir gezi olduğunu düşünüyoruz. Böyle buradayız. Yıl bitmedi. Evet. Yılın sonuna doğru yaklaştık. Bir değerlendirme yaparsak nasıl bir yılda kaldı? Hem sizin hem de sizin için. Ne için? Önce sizin için diyorum, sonra sizin için. Beraberinizle nasıl bir yılda kaldı? Yani yoğun tabii ki. Sizin de takip ettiğiniz kadar yoğun bir süreç geride kaldı benim için. Hem nasıl geçtiği anlamadan. Evet, aynen öyle. Hem çok hızlı hem dolu dolu geçti. Böyle tabii karışık yani. İşler, güçler, evet, bir yandan doğru, evlilik hepsi bir arada. Ama inşallah hep böyle güzelliklerle dolu geçsin. Herkes için güzellikler dolu geçsin. Biraz yoğun, biraz da sürprizli ve güzel gelişmelerle mi geçti? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle geçti. Peki, yeni yıl için neleri düşünüyorsunuz? Planlamanız var mı? Dilekleriniz neler? Dileklerim mi? Önce inşallah huzur dolu bir yaşam diliyorum herkese. Öncelikle sağlık. Böyle klasik olacak ama gerçekten böyle. Sağlık, mutluluk, huzur. Tabii ki sevgi dolu bir yıl diliyorum herkese. Güzel işlerin olduğu, güzelliklerin olduğu, herkesin birbirine sevgi ve saygı duyduğu bir yıl olsun diliyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Bir de Selahattin Paşa diyoruz. Tutamıyorsan neler bekliyor bizi? Evet, beni de neler bekliyor bilmiyorum şu anda. İşte başladığı çekimler sonunda. Hep beraber göreceğiz. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Şimdi bir şey söylememişim. Güzel olsun. Ama çekimler başladı. Tamam dur, daha hiçbir şey yayınlanmadı. Henüz ne bir teaser var, ne bir böyle hiçbir şey yok henüz. Tom Rider. Dam 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 ben. Öyle izleyeceksiniz beni. Biraz değişiklik olsun size. Bakalım ya, sürpriz olsun. Peki, fazla bir şey söyleyeyim. Kapalı çarşının damlarında görebiliriz. Evet, görebilirsin. Yani. Peki, yani bizim de bir kadarıyla. Ondan bahsettiğiniz nasıl bir size canlı sebebini? Komedi değil. Öyle söyleyeyim. Aksiyon var. Aksiyon yok. Projeleri değerlendirirken nelere dikkat edersiniz peki? Virgüllere. Noktalama işaretlerine. Yok hani bazı oyuncular benimsiyor. Hani oyuncunun evet, karakterin üstüne oturup evet, oturmadığına dikkat ediyorsun. Tabii ki hikaye öncelikle. Yani biz bir hikaye anlatıyoruz. Dolayısıyla öncelikle hikayeyi çok sevmem gerekiyor. Anlattığımız şeyi sevmem gerekiyor. Öncelikle o. Sonra oynadığım karakterle o bağ kurmam gerekiyor. Yani öyle şurayı bir attırması gerekiyor okuduğum şeyin. Biraz öyle bir durum. Son kararı peki kendiniz mi verirsiniz evet, yoksa birilerine danışırsınız? Yok. Eşinize danışırsınız. Ona danışırsınız. Birilerine danışırsınız. Noktalama işaretlerinden o sorumlu. Yok tabii ki öyle. Tabii ki ona da soruyorum. Ama son kararı genelde hislerimde ben karar veriyorum. Efendim sizin de yeni bir mesajınızı alalım. Çok fazla tuttum sizi. Yeni yılda herkese bir öncekinden daha güzel günler ve daha güzel şanslar getirsin. Güzel, mutlu, dolu ve sağlıklı bir yıl yaşarız. 2023. Bu yıl evlilik getirdi. Sonraki yıl da inşallah. Artık konunun nerelere geleceği belli oldu. Allah Allah. Anne, baba, baba. Görüşürüz. Böyle fotoğraf alsın. Hadi alayım mı böyle? Eyvah. Sen gir git. Yardım mısın? Rica edeyim mi? Bir dakika, bir dakika. Evet. Teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben şahsım adına söyleyeyim. Beraber bir zamanda görüşürüz sizi. Evet. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Burada değildim zaten. Olduğum zamanlarda yoğun bir şekilde çalıştığımdan bir yere pek gidemiyordum ama benim için uzun zaman sonra güzel bir etkinlik olacak. Yakınlar takip çok yoğunsunuz. Evet, ve tabii ki başarı olmak için çalışmak gerekiyor. Evet. Yerine getirenlerden biriyorsunuz. Teşekkür ederim. Neler söylüyorsunuz? Geride kalıyor sizin için nasıl bir nasıl performans da burada kapatacağız? Yoğun bir yıldı, güzel bir yıldı. Tabii ki çok yaşadığımız kötü şeyler de oldu yıl içinde ülkece. Ama yeni yılın inşallah artık böyle sağlıklı, güzellikle, bereketiyle gelmesini diliyorum. Güzel işler, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yani şu anda film projesindeyiz. O da çok güzel gidiyor. Onun dışında bir şey diyemem şu an. İçerisinde sizin güzel tarafından baktığınız zaman da güzel şey. Evet, geçtiğimiz yılda hem evlendim, öyle söyleyeyim. Yani güzel geçti benim için. Özel hayatımda da çok güzel geçti, iş hayatımda da çok güzel geçti. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu açıkçası. Bundan sonra daha güzel olacak diye ümit ediyorum. Nasıl konuşuluyor? Daha çok yurt dışında mı olacaksınız, Türkiye'de mi olacaksınız diye? İşimi çok seviyorum. Cedi de işini çok seviyor. O yüzden biz kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir şey söz konusu değil. Proje bazlı, işte gönlümüze yatan şeylere göre öyle gidip gelme şeklinde olacak diye düşünüyorum şimdilik. Biraz daha böyle Cedi Bey'e doğru mu kendinizi ayarlamaya çalışıyorsunuz? İkimiz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü ikimiz de bir bireyiz ve ikimizin de hani çok güzel kariyerleri var. O anlamda yapacağımız şeylerde tabii ki birbirimize danışıyoruz. Ama hiçbir zaman birbirimizin hayatında işimizle ilgili bir engel değiliz. Her zaman desteğiz o konuda. Merhaba. Bir konu, bir karar hakkında bir karar verilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi daha böyle daha baskın çıkıyor acaba. Açıkçası şanslı olduğumuz, ikimiz için de şanslı olduğumuz şeylerden biri belki o. Bir baskınlık söz konusu değil. Dediğim gibi her şeyi konuşarak ve ortak bir paydada buluşmaya çalışarak ikimizin de faydalarını ve zararlarını gözeterek karar vermeye çalışıyoruz. O anlamda çok dengeli bir ilişkimiz var diyebilirim. Projelerin de artık bundan sonra karar verme aşamasında birbirine danışacak mıyız? Mesela bir projede belki kabul edip etmeyeceği diye düşündüğün sahneler olduğunda kendisine danışacak mısın? Sahneyle ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz. Çünkü bu benim işim ve ne gerekiyorsa, o karakter neyi gerektiriyorsa yapmam gereken şeyi her zaman yaparım ve tabii de zaten buna her zaman destek olur. Ama tabii ki proje seçiminde benim gönlüme yatıyorsa onunla paylaşıyorum. O da zaten benim mutlu olacağım bir şeyi her zaman destekliyor. Son olarak bir yılbaşı mesajı alalım da gönderelim sizi fazla. İlk başta verdim aslında ama güzel, artık sağlıkla, huzurla ve mutlulukla, bereketiyle bir yıl gelmesini diliyorum. Huzursuz ortamlardan çıkın, böyle gerçekten herkesin birbiriyle kucaklaştığı ve birbirine destek olduğu, aşağı çekmeye çalışmadığı bir yıl olsun. Biz de size hem mutluluk hem de aşağı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.